Bunun cezası tabii ölümdür. %100 öldürürler. %100 ölüm. Namusu temizlemenin en kısa formülü bu. Güneydoğu insanının yüzyıllardır kullandığı ve dillendirmekten hiç rahatsız olmadığı bir formül. İkisini de öldürüyorlar yani. Namus yüzünden yani öldürüyorlar kızları. 50 sene giderse onu mutlaka öldürmeye çalışır yani muhakkak. Hiç af yok yani bu namus davasında. Öldürmesin olmaz da. İle öldürür. Şanlıurfalı bu adam töreyle 75 yıldır tanışıyor. Sıradan bir olay gibi bahsediyor öldürmekten. Öldürmesin olmaz da. İle öldürür. Güneydoğu'da kanunlar kadınların namusu üzerine kurulu. En ağır faturalar kadına kesiliyor. Kararı ana baba alıyor, cezayı erkekler veriyor. Bölgede yaşayan herkes bu kuralın bilincinde. Para cezası var mesela, ölüm cezası var. Kızlar kaçırıyorlar. Sonra kaçırınca öldürüyorlar kızları bulunca. Kim öldürüyor? Abisi ve babası. İşte böyle. Peki öldürmeden başka türlü bir yöntemi yok mu? Hayır. Diyelim ki kaçtı bir kız, ne olur? Kıyamet kopar. Kıyamet kopar. Ha. Ne yaparlar? Öldürürler. Öldürmek zorunda. Öldürmeye zorlanıyor. Bizde töre var. Büyükler seçecek. Biz de kabul edeceğiz. Töre nedir sorusuna iki farklı yanıt geliyor. Erkeklere göre başı dik bir hayatın ölçüsü. Kadınlara göre ise boyun eğmenin. Bizim adetimiz yani isteyen yani olmuyor ya. Yani babası istediğin oluyor ya. Töreler büyüklere boyun eğmektir. Ne derlerse onlara uymaktır. Şimdi kız nasıl diyebilir ben bunu ben falan kişiyle mesela evlenmek istemiyorum. Ben bunu seviyorum. Katolik nikahında nasıldır? Siz geri dönemezsiniz. Bu birlikteliği bitiremezsiniz. Burada da öyle. Töre konusu olaylarda senaryo hiç değişmiyor. Sevdiği erkekle kaçan bir kadın ve namus temizliği için mahkeme kurup kalem kıran aile meclisleri. Aile meclisi kurulduğu zaman aile meclisi bu işe olacak veya olmayacak. Yani bu cinayet yapılacak veya yapılmayacak. Bunlara karar veriyor. Aile reisi karar verir veya aşiretir. Suçlu her zamanki gibi erkek oluyor ama kızları öldürüyorlar. Erkeğe bir şey olmuyor genelde. Mecbur da öldürürler. Kabul etmiyorlar. Bizim tarafında kabul etti. Aşırı yani davası derim. Töreye karşı gelmek tek kelimeyle ölümü göze almak demek. Şanslı olanlar hakaret ve şiddetle geçiyor zorlu dönemeci. Vallahi perişan kızlar oluyor. Dövüyorlar, hakaret oluyorlar. Kız öldürüleceğini bile bile niye böyle bir şey yapar, niye kaçar? Bilmem, çünkü seviyor. Mesela bir kız kaçıyor mesela. Babasından kaçıyor, bir sevdiğinden kaçıyor. Ertesi gün veya 3 gün veya 5 gün veya bir ay ailesi onun yaşamına son veriyor. Kız eğer istemiyor zordan verirler. Çocuk istemiyor illa bunu alacaksın. Böyle olur mu? Töre kuralları hiçbir kitapta yazmıyor. Ancak bu gizemli dili anlayanlar Güneydoğu'nun dağlarına, Dicle'nin sularına kazınan yazgıyı ezbere biliyor. Şansına kalmış. Gerisine yazmış sağ ol. Değil mi? Büyüklere boyun eğilir. Bunun cezası tabii ölüm. Namus yüzünden yani öldürüyorlar kızları. Öldürmesin olmaz. Aile meclisi kurulduğu zaman. Öldürüyorlar kızları bulunca. Karar veriyor. Aile reisi karar ver. Veya aşiret. Suçlu gibi erkek oluyor ama kızları öldürüyorlar. Erkeğe bir şey olmuyor. Ölümden genelde. Kurtuluş peçetesi. Bendendi Başlık Parası Kıskacında Güneydoğu yarın haber saatinde. Öldürmesin olmaz da. İle öldürür. De nasıl bizim kızımı kaçırmıştır. İle onu öldüreceğim. Oy felek. Oy felek. Oy felek. Namus sadece kurşunla temizlenmiyor Güneydoğu'da. Zaman zaman aileler anlaşma yoluna gidiyor. Bağışlanan canların bedeli bazen büyük paralarla, bazen de masum kadınlarla ödeniyor. Berdel, kırsal kesim için hala sıradan bir evlilik şekli. Berdel şudur yani, kendi kızı, öbür kız karşılıklı, tabii meher kesilir yani. Büyükler konuştular, karar verdiler.
berdel yaptılar. Peki hiç sizin fikrinizi alan oldu mu? Yok. Bizde adet böyle değil. Berdel'de düğünle bitmiyor sorunlar. Düğün sonrası iki aile hayatlarını birbirlerinin hayatına endeksli sürdürüyor. Mutluluk ve mutsuzluk iki ailenin ortak kaderi haline geliyor. Akrabalar arasında oluyor genelde. İşte bir kızlarını veriyorlar. Oğullarına karşı taraftan bir kız istiyorlar. Biri boşanırsa diğeri de boşanmak zorunda kalıyor. Çok berbat bir durum yani. Diyelim ki bu bunun kız kardeşini kaçırmış. Sen de gider kız kardeşini ona verirsin, berdel durumuna düşüyorlar. Yani berdele dönüşüyor. Berdelin bu kadar yaygın olmasının nedeni bölgede uygulanan başlık parası geleneği. Başlık parası ailenin statüsüne göre 100 milyara kadar çıkıyor. Parası olan sevdiği kızı alırken parası olmayan ailesinden bir kızı berdel veriyor. Son çare töreye karşı gelmek. Avukat Zeynep Can Oruç Diyarbakır'da sık sık benzer davalara bakıyor. Berdel biliyorsunuz başlık parasını bertaraf etmek için aileler arasındaki bir anlaşma. Kız karşılığı kız verme. Başlık parası 25-30 milyar var. Bedava olmaz ki. Başlık parası aldılar. 20 milyar aldılar. 21 milyar. Evet, hem de amca kızı. Mesela şu kızlar geçen evlendi. Bunun başlık parası 11 milyardı. Zengin bir kişi gelir, parayı sağlar, alır. Sizin ne kadardı başlık? 10 milyar. 10 milyar. Evet. Genç kızlar başlık ve berdel dışında amcaoğlu sorunu yaşıyor. Çünkü amcaların gençler üzerinde baba kadar söz hakkı var. Amcaoğlunun evlenme teklifi bir çeşit emrivaki. Amcasının oğlu için istediği kızı bir daha hiç kimse isteyemiyor. Yani şer'an caizdir bu. Bir sakıncası yok ki. Amcaoğlu karşı gelebilir miyiz? Amcaoğluymuş, bir emhara oğluymuş. Onlara yani aşiretten olacakmış. Amcamın oğlu. Seviyor muydunuz onu? Hı hı. Varmam amcam oğluna, 15 bilezik taksa yine girmem koluna. Şartlar bu kadar zor olunca gençler için istediğiyle evlenmek neredeyse imkansız hale geliyor. Zorla yapılan evliliklerin sonu hep hüsran. Törenin kitabında boşanmak yok. Sırtında bebeğiyle intiharı seçen Şahe bu konudaki en çarpıcı örnek. Verirler, bir ay iki ay geçer, bakarsan ya boşanmış ya intihar etmiş. Hayattayken destek olmayan aileleri ölümden sonra da yalnız bırakıyor töre kurbanlarını. Onlar hesap gününü belediye mezarlığında mezar taşları bile olmadan bekliyorlar. Salih Ademir, Batman'da intiharı seçen bir başka kurban. Ailesi yaşının 2,5 katı bir ağaya üçüncü eş olarak vermek istedi onu. Kız almamış demiş, hayır istemiyorum. Zorla demiş seni alacağım demiş, seni kaçıracağım demiş. 20 milyon ne kadar para isterse de sana vereceğim. Yeter ki sen benim ol. Evlenmek istemiyordu. Mal için onu sattılar bir de. Saliha önce direnmeyi denedi. Sonunda ölümü yaşamaya tercih etti. Ailesi gencecik kızlarını gelin etmek yerine toprağa verdi. Ağra girmiş, kendini demirle intihar etmiş. Oy felek. Bölgede törelerin bu kadar önde olmasının bir başka nedeni dini bilgilerin eksikliği. İslam'ı işine geldiği gibi yorumlayan gelenek insan öldürmeyi masum gösteriyor. Diyarbakır Müftüsü Ali Maraşlıgil, töre cinayetlerinin İslam'da hafifletici bir unsur olmadığını her fırsatta tekrarlıyor. Töre baskısı altındaki ailelere de ahiret hesabını hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim cinayet yani adam öldürme olayına bir kişinin öldürülmesini tüm insanlığın öldürülmesine denk tutmuştur. Dünyadaki cezalarla bu iş bitmez. Bir de öbür tarafta büyük mahkemede Allah-u Teala Hazretleri insanların yaptıklarından ettiklerinden hep hesap soracaktır.